merhabalar. Bu video için inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü video sahiplendiğim köpekle alakalı olacak. Evet. Aa, çok güzel bir giriş oldu şu an. Çok mutluyum beni yaptığım için. Ama elim ısırıyor. Evet. Şimdi size bu ufak minnak canavar hakkında birkaç şeyden bahsedeceğim. Daha yeni aşı oldu bu arada şurasından. O yüzden çok fazla aşırı enerjik değil ki. Ona rağmen enerjik. Veterinerimize gittik. Şimdi ilk kontrolü falan yaptık. Hatta aşı da şu anda birazcık durduruz ama yine de mutluyuz yani. Şimdi size hakkında bazı şeylerden bahsedeceğim. Bilgiler vereceğim. Fakat sonrasında da bir video gelecek. Her şeyi anlatacağım yani. Öncelikle ismi Peri arkadaşlar. Hemen şuraya bir yere yazarım yazılışını. Ve nereden geldiğini soran birkaç kişi olmuştu. Bu arada Instagram'dan bir fotoğraf da attım. Oradan birkaç sorunuzu da birazdan cevaplayacağım. Şimdi basit bilgileri vereceğim. İsmi Peri. Finisterre'deki ornitorenk Peri'den geliyor ve telefon zilimi daha yeni değiştirdim. Şey melodisi. Dubidubiduba, dubidubiduba, Peri. Var ya, o yaptım telefon melodimi. Evet, şarkı söyleyince bana baktı. Cinsi King Charles Cavalier olarak geçiyor bu cinsin ismi. Aileye inanılmaz uygun bir köpek. Ayrıca normalde apartmanda beslenebilir köpek olarak geçiyor. Hiç ne bir havlıyor ne bir şey yapıyor. Fakat ben yine de böyle bahçeye inanılmaz işte erişimim var. Ondan sonra dışarıya bol bol çıkaracağım. Aşıları falan bitince öyle sahiplendim. Köpeğin tamamen evde tutulmasını hiç kimse zaten tavsiye etmiyor. Ben de dolayısıyla böyle bir şey söyleyemem. Ama yine de her saniye bahçede olacağı bir şeye sahip değilsiniz bile. Böyle bir olasılığa teşekkürler. Telefon çalıyor. Öyle her saniye bahçeye erişimi olan bir yerde yaşamıyorsanız bile bir King Charles sahiplenirseniz hayvana eziyet etmiş sayılmazsınız. Kesinlikle öyle bir şey olmaz. Ama böyle büyük cinslerde tabii ki yani Golden olursa ne bileyim bir Dogo Argentino falan sahiplenirseniz artık sabah akşam koşturmanız gerekir köpeği. Ama bunlar böyle birazcık daha çabuk yoruluyor. Boyut olarak küçük boyut. Ya küçük cins oluyor. Küçük. İşte küçük anladınız. Bir de toy olanlar var mesela daha da küçük boyu. Onlar böyle artık çanta köpeği olarak geçiyor işte halk dilinde. Ama bu böyle küçük, kulakları dev ama kendisi küçük ama kulakları büyük bir köpek kendisi. Bana da dediğim gibi inanılmaz uygundu. Bu yüzden bu cinsi sahiplenmek istiyordum. Şimdi yavru ve cins bir köpeği nasıl satın almadığıma sahiplendiğime gelelim. Hikayenin en başı şey... Instagram story'imde paylaşmıştım işte böyle böyle bir King Charles arıyorum, yavru arıyorum, yardımcı olabilecek var mı diye. Enver sağ olsun, Enver sağ olsun bana yazdı ve mesaj olarak dedi ki işte bizim böyle böyle bir köpek otelimiz var. Bayağı insanlar gelip tatile falan giderken birkaç haftalığına köpeklerini bırakıyor. Öyle bir şey aslında köpek satmıyorlar yani. Pet shopları var ama hayvan satımı yok. Sadece işte tasma, mama öyle şeylerin satıldığı bir yer. Bir de köpek oteli olarak çalışıyorlar. Böyle bir yer ama daha yeni, yeni dediğim 9 Nisan doğum günü. Şu ufak veletim. 9 Nisan'da köpekleri doğum yapmış King Charles'ları. Ve görseniz annesini gördük, babasını gördük. Normalde ya 4 ya 5 yavru doğacak demişler. 6 tane yavru doğmuş falan. Böyle bütün hikayeleri aslında anlattılar bize. Fakat size Enver'le de beraber bir video çekmeyi çok istiyorum. O köpek oteli hakkında da video çekmeyi çok istiyorum. İşte adreslerini, nasıl ulaşabileceğinizi falan. Böyle işinize yarayacağından çok emin olduğum bilgiler çünkü bunlar. Bunların hepsini çok çok kısa bir zamanda gerçekten bir video daha çekerek anlatacağım, söyleyeceğim sizlere. Hatta Peri'yi böyle ilk gördüğüm zamanlar, işte ilk bir kucağıma aldım. Teşekkürler. İlk bir kucağıma aldığım zamanlar falan. Peri yapma! İlk kucağıma aldığım falan görüntüler de duruyor ham görüntüler. Onları da yine o videoya saklıyorum. Şu anda sadece kısa bir soru cevap bilgilendirme yapmak istedim sizlere. Bunlar haricinde arkadaşlar nasıl karar verdin sorusuna güzel bir yanıt vermek zorundayım yani. Ben Gülse göçersem bu yanıtı vermek zorundayım. Çünkü kendim bildim bileli inanılmaz derecede bir köpek aşkı vardı bende. Köpek teşekkürler ya. Köpek çok istiyordum ve böyle... En çirkin olduğunu düşündüğünüz köpeği aklınıza hayal edin, tamam mı? Ve bunu 5 ile çarpın. Ben o köpeği yine alır, mıncıklar severim. Çok ciddiyim. İnanılmaz seviyorum. Hayır, ısırma. Aferin. Dişleri çok kaşınıyor da. Biraz yavru olduğu için şu anda. Ha bu arada kaç yaşında olduğunu söylemedim. Gerçi doğum günü söyledim. 9 Nisan'da doğdu. Şu anda 4 aylık. Dediğim gibi köpek her zaman ben çok istiyordum. Ve kesinlikle bunun şeyle de alakası olduğunu düşünmüyorum. Yani annen babanı nasıl ikna ettin falan diyenler de vardı. Benim aileden de geldiğini düşünüyorum ben. Çünkü babam aynı şekilde inanılmaz köpek sever. Annem çok sever ama birazcık böyle uzaktan sever modundaydı. Fakat zamanla o da bayağı köpekleri böyle kucağına almaya falan başladı. İşte dost
köpek sahiplenince tabii. O da bayağı iç içe kalmak durumunda kaldı ve çok sevdi o da. Çünkü şu olay gerçekten şu an ne yaptığından bile emin değilim. Gerçekten amacının bile ne olduğunu bilmiyorum. Bu olay çok fazla tek başımıza yapılacak bir şey değil. Özellikle yani kaç işin olursanız olun. Ne yapıyorsun? Kısacası bu olay öyle hemen verilecek bir karar kesinlikle değil. Tek başınıza yapabileceğiniz bir iş hiç değil. Çünkü o an bir yemek yiyorsunuz mesela. Tıp çişini yapıyor, bir şey yapıyor. Ve kokmaması için hemen temizlemek zorundasınız. O anda da yani bir başka bir şeyle meşgulsünüz. Hemen rica ediyorsunuz. Ya annem ya babam. Böyle bir yani rica edip yapabileceği insanların da etrafınızda olması çok iyi oluyor. Tabii ki büyük sorumluluğunu ben sizin almanızı tavsiye ederim. Hatta zorunlu gibi bir şey bu yani eğer böyle bir şey istiyorsanız. Yani böyle bir yola girecekseniz size koşulsuz şartsız destek olacak insanlar olduğundan emin olun. Tabii ki aşıları bittiği noktada sabah kalkıp gezdirmesini, akşam hasta bile olsam, canım sıkılmış bile olsa, çok üzgün bile olsam hiç fark etmez. Ne olursa olsun gezdirmeniz gerekiyor. Tabii ki arada istisnalar olabilir ve size destek olacak insanlar olmalı diyorum ya. Öyle şeyler mutlaka olmalı fakat büyük çoğunluğunu sizin alacağınız ailenize bilmeli. Nasıl ikna ettim durumu orada devreye giriyor zaten. Ben ailemin güvenini bence kazanabildim iyi bakacağım konusunda. O yüzden sizinle kazanabilmeniz için böyle şeyleri gerçekten başta söz verip sonra yerine getirmeniz lazım. Bir şey diye sormuş. Köpeğine ne gibi hareketleri öğretmeyi düşünüyorsun? Veya köpeğin eğitimli mi sen mi eğitim vereceksin gibi. Şu anda zaten çok küçük öyle bir tamamı eğitimli olması için sadece işte tuvalet eğitimi falan gibi şeylerle şu anda başladık. Hayır deyince hafif sesimizi sert çıkarınca yükseltmek, bağırmak değil de sert bir şekilde hayır deyince durmasını falan filan öyle şeyleri öğretiyoruz şu anda. Eğitimini kendimiz vereceğiz. Fakat öyle yani uçsun kaçsın gibi bir derdim yok. Oyun oynayarak, ödül maması vererek belli bizi rahatsız etmemesini sağlayacak. Arkadaşlarımız eve geldiği zaman onları rahatsız etmemesini sağlayacak birkaç şey öğretmeye çalışıyoruz. Bu arada bundan sonra zaten artık adı Peri olan bir oynatma listesi falan açıp eğitimiyle alakalı, gerçekten bir sürü şeyle alakalı aklınıza gelebilecek çok fazla şeyden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Bana bu konuda kesinlikle çok destek olacağını bildiğim en büyük şanslarından biri de kendisi Can Deniz yanımızda şu anda arkadaşlar. Merhaba. Can Deniz de zaten böyle ben çıkaramadığımda Can Deniz gezdirir vesaire. Bana çok fazla destek olacağını biliyorum. Senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Masal Çatısı Sihirli Davet 30 Ağustos'ta sinemalarda. Reklamını da yapmadan olmaz diyorsun. Haklısın valla. Evet 30 Ağustos'ta sinemalarda izleyin arkadaşlar. Görüşürüz. Teşekkürler. Ben Peri ile ilgili bir şeyler söyler diye bekliyordum açıkçası ama 30 Ağustos'ta sinemalarda. Haberiniz olsun. Şimdi bizim böyle artık ilk gece 1-2 hafta falan için aldığımız şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki mama, onu artık göstermiyorum. Koca paketi buraya getiremedim şu an yani ama bir tane yatak. Özellikle rengine dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Tam peri, ornitorenk perinin rengine bence çok yakın bir yatak. Onun dışında tasma aldık henüz. Tabii ki sokağa çıkaramıyoruz ama şöyle bir göğüs tasması yani sırf boyundan çekiştirmeli bir şey asla değil zaten. Komple göğsünü kaplayacak ve canını acıtmayacak böyle pofidik bir tasma. Şu anda ısırdığı ve nedense yemek için delirdiği bir tarağı var arkadaşlar şöyle. Bu tarak bu arada iğne gibi olanlar var daha sert ama şu anda kimin tasmayla gezdirmeyi düşünüyorsun? Kendini mi? Bir tane tarağı var böyle. Normalde daha fazla sert olanlar var. Zaten büyük köpeklerde de onlar kullanılıyor. Hatta bunların yetişkinlerinde de onlar kullanılıyor. Şu anda zaten derileri falan da çok ince ya fazla gerek duymadım yani. Tüy dökme konusunda sizin saçınız dökülüyor sonuçta. Hayvanın da tüyü tabii ki dökülecek. Sadece tarayınca birazcık daha azalıyor bunlar. Ayrıca taramamı da çok seviyor böyle. Çoğunlukla anlamıyor. Seviyormuşum gibi geliyor. Elim gibi geliyor. O yüzden bu da bayağı güzel. Bir tane daha tasması var. Bu tasmada şöyle boynunda duran siyah beyaz. Burasına zili olan bir tasma. Bu tasmanızı almanızın sebebi de evin içinde şu an yani nerelerde çok fazla bilemeyebiliyoruz bazen. Her zaman nerede olduğunu bilelim diye. Böyle bir zilli tasma almamızı tavsiye etmişlerdi. Yine tarağını aldı değil mi? Arkadaşlar köpek sahiplenmenin arka planlarında neler döndüğünü bence çok fazla bilmiyorsunuz. Yoksa yani zor bir olay gerçekten. Sırf bu yüzden de değil. Birçok zorluğu var. Henüz ben kaç gündür sadece sahiplendim. Ona rağmen zorluklarını gördüm. Kim bilir sonra ne zorluklarını göreceğim. Yine de o kadar seviyorsak değiyor diye düşünüyorum. O gün almadığımız zaman evde bulup ona oyuncak olarak verdiğimiz bazı şeyler var. Bunu Disney Klin'den de hatırlayabilirsiniz. DuckTales. Bunu bayağı sesini falan çok seviyor. Bununla oynuyor arada. Bir de böyle plastik bir
sert şey var. Bunu özellikle parçalayamamasına veya plastikleri küçük parçalara ayırıp yutmamasına dikkat ediyoruz. Zaten bunu bu şekilde yutmayacağı için bu da güvenli şu anda. Ama daha fazla böyle işte çiğnem oyuncağı gibi bir şeyler o zaman almamıştık. Şimdi birkaç şeye ihtiyacımız olabilir çünkü her yerimiz ısırmasını istemiyorum. Evet, aldıklarımız böyle. Hemen bir toparlamak gerekirse, bir köpek sahiplenmek tabii ki çok güzel bir şey. Bu arada köpek satın almak, sahiplenmek konusunda ufacık bir parantez açmak istiyorum orada ben. Bunu bir sonraki videoda çok detaylı olarak da göreceksiniz ama şunu söylemek istiyorum ben. Bu köpeği ben sahiplendim. İyi bir aileye denk geldik. Fakat şöyle bir gerçek var. Köpekleri ticaret için kullanmakla şeyin arasında bir fark var bence. Doğdu. En az 2 ay, 2,5 ay boyunca işte annesinden süt emdi. Bunun kakası var, maması var. Kakasını temizlediniz, mamasını verdiniz. İşte oyuncağına vesairesine yine para verdiniz. Emek verdiniz o hayvanına. Yani hayvanın o hale gelmesine, sosyalleşmesine, yemesine, içmesine emek verdiniz. Ve ondan sonra onu parasız şekilde sahiplendiriyorsunuz. Tabii ki bu müthiş ötesi güzel bir şey. Bunu yapacak kadar şeyseniz harikasınız. Fakat böyle bir şeyler yapıp ondan sonra para isteyen adama da sen çok kötüsün diyemezsiniz. Çünkü yani ben inanılmaz karşıydım fakat olaya böyle bakınca bence size de mantıklı gelecek bu. Ne var ki ben dediğim gibi çok yani müthiş insanlara denk geldim. Şansım yaver gitti o konuda. Umarım siz de eğer bir köpek sahiplenmek istiyorsanız hayırlısı olur sizin için de. İlerleyen videoda bu arada lütfen o videoyu arkadaşlar heyecanla bekleyeceğinize eminim. Çünkü karşılaşma anımız var. Çok detaylı şekilde nasıl sahiplendim, nereden sahiplendim bunları da anlatacağım. Böyle güzel görseller var yani o video içinde. Onu paylaşmak için çok heyecanlıyım ben. Evet, bu şekilde. Bir King Charles sahibi olmak hakkında veya bir köpek sahiplenince başınıza gelebilecek olaylar falan gibi videolar çekmemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Periyle neler yapmamı istersiniz? Onları da yazabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, böyle periyle daha fazla şeyler çekmemi istiyorsanız beğene basabilirsiniz. Ondan sonra abone olabilirsiniz daha fazla video için. Bütün fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bütün fikirlerinizi o videoları da olabildiğince kanalımdan çekmeye çalışacağım. Bu kadar. Şu an yani ilk gördüğüm andaki heyecanım tabii ki aynı şekilde devam ediyor. Fakat böyle köpeğim var modunda değilim. Çünkü birazcık alışmışım gibi geliyor bana. Ama çok tatlı böyle koca gözlü, koca kulaklı bir yavrucuğum oldu. Sürekli oğlum ne yapıyorsun falan diyorum arada. Kendimi çok iyi hissediyorum o konuda da. Böyle. O zaman görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.